Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bir idealist programıyla daha sizlerin karşısındayız. Günlerden cuma. Saatler 20'ye 10 geçiyor. Ve hocalarımızla beraberiz. 3 hocamız da bugün cemaatler konusunu konuşacağız. Hocalarımıza dönmeden önce sizlere iletişim numaralarımızı veriyorum. 553 466 46 10 no'lu numaradan bizlere WhatsApp yoluyla ve normal mesaj yoluyla sorularınızı, görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz. Hocalarımıza bu hafta cemaatleri soracağız. Konumuz cemaat olacak. Cemaat ve tarikat ne demektir? Onları soracağım. Öncelikle hocalarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Allah Nasılsınız? razı İyi olsun. misiniz? Nasılsınız? İyisiniz? İyi, çok şükür. Teşekkür ederim. Hocam da inşallah. İnşallah. Haftanız nasıl geçti? İnşallah güzel geçmiştir diye düşünüyorum. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Mücadele. Bana mı ortaya mı? Ortaya atıyorum hocam. Sözcü olarak Abdurrahman Hoca'yı seçtik. Toplu cevap. Detayları ben de pas geçtim. Tamamdır hocam. Direkt o zaman konuya geçiyorum. Bu hafta zaten gündemde olan bir olay var. Cemaatler konusu. Cemaat ne demektir? Ya da tarikat ne demektir? Oradan başlayalım hocam. Sonrasında da diğer konularımıza geçelim. Bu arada da hocalarımız görüşlerini konuşurken, olayları anlatırken sizler de bizlere normal mesaj yoluyla, WhatsApp yoluyla görüşlerinizi, sorularınızı, aklınıza gelen herhangi bir şeyi mesaj olarak atabilirsiniz. Burada sizlerin görüşlerinizi okumakla görevliyim. İnşallah her mesajı da okumaya çalışacağım. Evet hocalarım, Abdurrahman hocam bana en yakın bu hafta sizsiniz. Yine sizden başlayalım hocam. Bize geldi. Evet. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz Ali İmran suresinde biliyorsunuz hep okunan bir ayet-i kerime vardır. Ve tasımu bihablillahi cemiyan ve la teferragu. Ve aynı şekilde Hucurat suresinde 10. ayet-i kerimede de innemel mü'minune ihve biliyorsunuz. İlâ ahir lâye diyelim. Efendim Rabbimiz buyuruyor ki ayet-i kerimede Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp tefrikaya ayrılmayın. Parçalanmayın. Ve Hucurat suresinde de müminler ancak kardeştir ifadesinden ben başlatmış olayım konuyu. Tabii bu cemaatler konusu, tarikatlar konusu bizim en çok konuşmaya hakkımızın olduğu bir konu. Cemaatler evet gerçekten sömürü sistemidir. Evet gerçekten tarikatlar insanları gerçekten bozguna uğratır. Evet gerçekten istismar tarikatlar da vardır, cemaatler de vardır. Ama hangi cemaatler de var? Yahudinin kurmuş olduğu dış odaklı kurulan ülkemizde de en çok zararını bize verdiği biliyorsunuz cemaatler vardı. Bundan işte FETÖ diyebilirsiniz bunun adına. Daha öncesine kadar 90'lı yıllara kadar biliyorsunuz belli isimler vardı. Bu isimler hep tarikat ve cemaat önderleri olarak gösterildi ve sonra haklarında birçok operasyonlar yapıldı. Evet, bu işte bu bahsetmiş olduğum grup kuruluşlar bunlar gerçekten de İslam'a zarar verdiler. Gerçekten de insanları sömürdüler. Gerçekten de gençlerimizi istismar ettiler. Gerçekten de bunlar bozuk tarikatlar, bozuk cemaatlerdi. Ancak bugün günümüzde en çok bunların zararını biz gördük. Ehli sünnet olan Mahmud Efendi Hazretlerimizin cemaati, ehli, aynı şekilde İhvanlar, Muhibbanlar, Menzil cemaati gibi, Kadri tarikatı ve cemaati gibi ve bununla birlikte işte İskender Paşa cemaati dediğimiz cemaatler gibi bugün günümüzde ehli sünnet olarak gösterebileceğimiz bütün cemaatler bunun zararını gördü. Ve tabii ki de Türkiye'de özellikle eğitim ve medrese sistemiyle yaygın olan Efendi Hazretlerimiz en büyük bunun zararını bizim camia görmüştür. Efendi Hazretlerimizle birlikte. Neden? Çünkü bize hep şöyle bir tavır sergiliyorlardı. Siz işte bak sadece dünyalık adam, ahiretlik adam yetiştiriyorsunuz. Hadis, fıkıh, tefsir öğretiyorsunuz. Adamlar hem dünyalık yetiştiriyor, hem ahiretlik yetiştiriyor, hem yurt dışında işte master'ını yaptırıyor, Amerika'da da geliştiriyor. Dünyanın her yerinde okulları var. Siz geri kafalısınız, siz bir şey aşamadınız. Bize hep böyle örümcek kafa bakıyorlardı. Yobaz ifadesi yakıştırıyorlardı, doğru mu? Biz o zamandan belli, ben 2001 medreseye başladım elhamdülillah. 2001'den belli hocalarımız bunların yanlış olduğunu, bizim cemaatimizin böyle yerlerde gözü olmadığını, bizim devlet yapılanmada gözümüzün olmadığını, biz Allah'a adam yetiştirdiğimizi ifade etmeye çalışıyorduk. Ama yıllarca bunun yaftasını yedik zaten. Geri kafalı, örümcek kafalı yaftası yedik.
Sonra 15 Temmuz'dan sonra da biz haklı çıkma durumundayken tam savunmaya geçiyorduk. Ne oldu diyecektik biz. Bize dediler ki işte hepiniz aynısınız, gördün mü? Evet. Tarikatlar, cemaatler böylesiniz dediler. Biz yine yaftalandık. Biz yine zarar gördük. O yüzden cemaatler konusunda en çok konuşmaya hakkı olan bizleriz. Bunu başta yani kısaca söyledikten sonra inşallah dediğim gibi bu konuda çok söylenecek konu var. Yani biz bu bizim ilgi alanımız. Haklı olduğumuz bir alanda, söz sahibi olduğumuz bir alanda gerçekten bu konuda bu haftaki olayda kısa bir söyleyeyim, hemen sözü Mecit Hocam'a uzatayım. Evet. Yani bu haftaki şey, bu Enes Kara kardeşimizin işte Enes Kara gencin intiharından dolayı bu cemaatler konusu bu hafta gündemde. Bugün bir ablamız dedi ki bana, hocam dedi, bir ablamız dedi mescit yaptırmak istiyor dedi, Kur'an kursu yaptırmak istiyor dedi. Bayağıdır dedi şey yapmadı, cevap vermedi dedi. En son bugün aradım, diyor ki Enes Kara olayından dolayı sözünden vazgeçmiş. Bugün. Yani yapılacak bir mescit, orada yapılacak hayırlar, öğrenilecek Kur'anlar, yetiştirilecek hafızların hepsi mahvoldu. Neden? Bir Enes Kara olayının farklı şekillerde çarpıttıklarından dolayı. Evet. Bunun da birçok sebebi var. Şimdi o konuyu da inşallah ben hocalarıma paslayayım. Evet. Enes Kara olayı. Çünkü evet, o başlı başına bir konu. Yani olayı çarpıtanlar, farklı gözle bakanlar, olayı yine cemaatlere nasıl oluyor da bu konu geliyor? Kendisi ateist olduğunu söylüyor. Evet. Ateistlikten bunu aldığını söylüyor. Kalkıp bunu nasıl bir cemaate dayandırabilirsiniz? Sabah namazına kalkıyoruz, güne namazla başlıyoruz diyor. Bunun bir kim sabah namazında kalkıp da intihar etmiş? Yani bunu bir intihara, video bir ay önce çekilmiş. Evet. Yani bunların hepsi çelişkili. Bu bambaşka bir konu. Onu inşallah hocalarıma paslıyorum. Evet. Ben daha çok cemaatler boyutunda, ayetler boyutunda, Rabbimizin ayet-i kerimesi, yalnızlık, bakın yalnızlık günümüzün en büyük hastalığıdır. Yalnızlık şu an gençlerimizin en kötü, baş başa kalmış olduğu bir hastalıktır yalnızlık. Dolayısıyla cemaatler, ehli sünnet ve cemaat ölçüsünde kurulan tarikatlar, cemaatler ve camialar kesinlikle insanoğlunu Allah'a götüren kestirme yollardır diyorum ben. Hocam ben sadece Kur'an öğreneyim. Hocam ben sadece Allah, namaz. Tamam, o da öğrenebilirsin. Ama bir hocaya danışıyorsan, bir camiye gidiyorsan, ben cami ehliyim diyorsan sen de bir cemaatsin. Yani aslında bugün biz dernek olarak, okul işte okuduğumuz okulla, oturduğumuz mahalle olarak, çalıştığımız şirkette aslında küçük küçük cemaatleri oluşturuyoruz zaten. Herkes bir şekilde cemaat. Adam mesela ne diyor? Ben ateistim diyor. Neuzubillah. Ben ateistim diyor. Kabul etmiyorum hiçbirini diyor. Sen de bir cemaatsin. Evet. Sen de bir ateistler topluluğusun sonuçta yani. Cemaat ne demek? 3-5 kişinin bir araya gelmesine cemaat denir yani. Evet. Diyeceklerim bunlar. Aslında çok fazla konuşulacak konular var. Yani notlarım çok sağlam, böyle dosyalar dolusu ama inşallah ben biraz hocalarıma da söz hakkı uzatayım. Enes Kara olayına hiç giremedim. Onu inşallah hocalarıma şey yapıyorum. Paslıyorum. Buyurun. Evet, son dinliyorsunuz hocam. Hocam şu an cemaatlerdeyiz. Tabii. Evet, tamam. Cemaat. Yani bunun tarifi çok basittir hocam. Kainat var olduğu günden günümüze kadar hep cemaatler var. Bu cemaatlerin isimleri. Bugün partilerde bir cemaat midir, bir topluluk mudur? Topluluktur. Evet. Kendi ideallerini, kendi fikirlerini, kendi yapacaklarını iddia ederek, işte ispat ederek veya işte vaat ederek ne yapıyorlar? İnsanları topluyorlar. O topluluğa ne deniyor? Cemaat deniyor. Bugün cemaatin, yani cemaatler kapatılsın derken burada aslında cemaatler kapatılsının arkasında İslami görüşler, İslami fikirler, yani İslam kapatılsın adı altında cemaatler kapatılsın diye yaygara çıkartılıyor. Ama usul bu şekilde ilerlemiş. Sevgili Peygamberimizin hayatını takip ediyoruz. O zamanlarda da bir topluluk Peygamberimiz başlıyor. Evvela bir hanede değil mi? Başlıyor Darül Arkam'ın evinde gizli gizli buluşmalar ve orada İslam'ı anlatıyor Peygamberimiz. Bir kişi daha Müslüman oluyor, bir kişi daha Müslüman oluyor, bir kişi daha Müslüman oluyor. Sonra çoğalıyor, 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 çoğalıyor derken artık 12 senelik Mekke döneminden sonra bir Medine devri başlıyor. Orada daha çok çoğalıyor, orada devletleşiliyor derken yani İslam'ı müdafaa eden bir usul. Peygamberimiz Medine'ye ilk gittiği zaman ne yapıyor? Bir medrese inşa ediyor. Orada da bir topluluk hemen kuruyor. Evet. Ve orada sohbetlerle bu şekilde. Cemaat olarak. Hep aynı. Yani bugün Yahudiler de lobilerini kurarken, Ermeniler de lobilerini kurarken hınçak ve taşnak cemiyetleri var. Abdülhamit Han'ı yıkan.
Hınçak evet. ve taşnak cemiyetleri yani evet. toplulukları demektir bu. Yani baktığınız zaman da Ermenilere, Yahudilere, ya bu insanın ayrılamayacağı bir şey. Tek başına insan bir şey yapabilir mi? Hayır. Mutlaka bir araya gelme durumundadır. O yüzden dolayı İslam'da cemaatler içerisinde nasıl ki bir partide vaatler anlatılıyor. Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, bize oy verin deniyor. Burada herhangi bir vaat verilmiyor. Burada Allah'ın hükümleri, peygamberin sünnetleri, hadis-i şerifleri, Allah dostlarının sözleri anlatılarak insanlar bilinçlendiriyor. Ben bu cemaatler, tarikatlar konusunda bir video çekmiştim. Bu evet. videonun Abdurrahman Hoca gibi oldu biraz ama bu videonun altına bir tane abimiz yazmış ki keşke hocam demiş böyle cemaatler, tarikatlar işte bu çocukları, bu çocuk o yüzden intihar etti diyeceklerine cemaatlerin ve tarikatların kurtardığı çocukları yazsalardı. Yani bugün bir tanesi ateizme dalıp intihar etmiş ama binlerce, belki sayamayacağımız kadar kötü yoldaki gençler ne yapıyor? Bu büyüklerin, dostların, işte arkadaşların, muhabbetin, sevginin birleşmiş olduğu o yuvalarda ne yapıyorlar? Gerçekten tekrardan hayat buluyorlar. Gerçekten Allah'a sığınıyorlar, peygambere sığınıyorlar, gerçek hakikati buluyorlar. Yani evet. dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu... Hayır da gelse Allah'tandır, şer de gelse Allah'tandır. Bize bir bunalım geldiği zaman biz Allah'a sığınırız. Bizim bir Rabbimiz var inancına dayanıp bugün ne kadar araştırırsanız araştırın dünyadaki en mutlu insanlar Müslümanlardır. Bakın şükürler Müslüman olsun. Gençlere en mutlu, en huzurlu insanlar Müslümanlardır. Çünkü kainatı bir imtihan olarak görürler. Burada evet. bizim başımıza musibetler gelebilir. Çünkü imtihandayız. Burada bizim başımıza kazalar, belalar gelebilir. Çünkü imtihandayız. Burada bizim başımıza nimetler gelebilir. Bu da imtihandır. Rabbimiz evet. verir, imtihan eder, vermez, imtihan eder. Ondan sonra biz burada vazifemizi yapmak için geldik. İmtihanı kazanmak için geldik. Şuuruyla beraber, bu fikirle, bu yapıyla, bu inançla beraber, bu imanla beraber hep mutlulardır. Peygamberimize ne diyor Hazreti Ebubekir Sıddık'tan? Ya Resulallah, sedirde yatıyor peygamberimiz, suratında izi çıkıyor. Şimdi dünyada bir rahatlık aramıyor ki peygamber. Mutlu mu? Dünyanın en mutlu insanı. Evet. Neden? İslam'ı tebliğ ediyor. Bugün Allah dostları, o uzlete çekilenlere bakıyorsunuz. İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin hayatını anlatmıştım. Saraydayken bir tane fakirden etkileniyor. Ondan sonra bir kuru ekmeği ıslatıp tuzlayıp yiyen bir fakirden etkileniyor. Diyor ki ya ben diyor bu kadar işlerle uğraşıyorum. Bu adam diyor ekmeği yiyor, karnı doyuyor, suyu içiyor, suyu susuzluğu gidiyor. Yanı üzerine yatıyor. Uykusuzluğu, hiçbir derdi tasası yok. Ben niye bu kadar diyor devlet işleriyle, hükümdarlıktan vazgeçip evliya Allah'a çekiliyor ki Allah dostlarıyla tanışıyor. Üstünde bir hırkasıyla 24 sene geçiriyor. Yani baktığınız zaman da aslında mutluluğu, huzuru en kıymetlilerini Müslümanlar yaşıyor. Müslüman gençler yaşıyor. O yüzden dolayı baktığınız zaman da onlar işte intihar edenlere bakın, tecavüze uğrayanlara bakın, sıkıntı çekenlere bakın, birbirini öldürenlere bakın. Ondan sonra gene 2-3 gün önce bir haberde okudum. Yanlış olmasın, Konya'da olması lazım. Gene bir gece kulübünde kavga çıkıyor, birbirlerini öldürüyorlar. Neden? İşte bir kız meselesi. O ona bıçak çekmiş, o ona silah çekmiş. Yani birbirlerini öldürüyorlar. Ne bunlar? Niye hemen bu haberin ardından gece pavyonları, gece kulüpleri kapatılsın diye bir hashtag çıkmıyor? Bir haftadır canımızı okudular ya. Sanatçısından tut, bilmem muhabirinden tut. Yani aklınıza kim geliyorsa dizi setlerinden tutun da hepsi ne oldu? Cemaatlere, tarikatlara kalktı. Bugün cemaatler insanları bilinçlendiren, gençleri kazanan, gençlerdeki hayat ışığını ortaya çıkaran yerlerdir. Peygamberimiz cahiliye dönemine o İslam'la beraber aydınlığı getirmiştir. Yani bizim bu aydın karanlıklar aslında bizi bitirenler. Öbür taraftan tarikatlara geldiğim zaman tarikat meselesi gene peygamberimiz döneminden günümüze kadar gelmiş olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın yolu, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yolu, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yolu, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yolu, öbür taraftan Emevilerden Abbas, hep Allah dostlarıyla. Nakşi yoluna baktığınız zaman da, diğer yollara, Kadri yollarına baktığınız zaman da hepsi bir dostluktan, muhabbetten. Bugün kime zarar gelmiş ya bir Allah dostundan? Yani bir tekkelerden kime zarar gelmiş? İnsanlar oralarda kendilerini buluyorlar. Yani kalplerini huzura çekiyorlar. Kendilerini evet. huzura çekiyorlar. Tarikatlarda ne vardır? Cemaatlerde İslami hükümler anlatıldığı gibi tarikatlarda da Allah'ı bilme,
Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun illa liya'rifun. Ben insanları ve cinleri ancak beni bilsinler. Allah'ın bugün sıfatlarını, eserlerini, hakikatlerini, marifetlerini, güzelliklerini bilme yoludur. Tesbih, gönlü şifasını, ruhun şifasını bulma yoludur tarikatta. Evet. Yani biz şöyle bir durumumuz var. Bugün yine bir abimiz inanırdık muhabbette. Şeriat deyince diyor hep diyor kol bacak kafa kesiyor. Hemen doğramalar başlıyor diyor. Tarikat deyince diyor zincirler, kelepçeler kafamıza bunları soktular bizim diyor. Yoksa diyor şeriat insanı muhafaza eden şeriattır. Allah'ın hukuku diyor ki karınca ayağı kadar dahi olsa onun hakkına girmeyeceksin. Hakkını muhafaza edeceksin. Ticaret yaparsan kandırmayacaksın. Evlenirsen zulmetmeyeceksin. Veya işte aynı yolda yürüyorsan onun hakkına dikkat edeceksin. Yani her konuda insanı muhafaza eden Allah'ın hukukuna ne denir? Şeriat denir. Gönlü huzura erdirecek o meditasyonlar yapıyorlar ya şimdi psikologlara gidiyorlar anlatıyor anlat dinliyorum. Sen anlat ben dinliyorum. Seansı $100. Ne yapıyor? Burada oraya gitmiyordu alıyor tesbih eline. Ya Rabbi diyor ki bütün kainat senden. Ağaçlar, kuşlar, gökyüzü, deniz. Ondan sonra her şeyi sen yarattın ya Rabbi. O güzelliği yakalamak için başlıyor kalbi temizlemeye. Ela bidik billah ve tatmainne kulub. O kalbi mutmainneyi yakalayınca zaten olayını bitiriyor. Yani o yüzden cemaatler ve tarikatlar bugün insanlığa ışık tutan, insanlığı gerçekten tekrardan hayata kalacak o mutluluğu, huzuru, insanların hunharca harca huzuru bulmak için harcamış oldukları paraları, taksitleri, bilmem işte ne bileyim, girmiş oldukları o kredilere hiç gerek yok. Eline tesbih alıyorsun. Hemen huzurdasın. Tertemiz. Yani Allah'ın izniyle. Ondan sonra ibadetini yapıyorsun. Hayırı Allah'tan biliyorsun. Şerri Allah'tan biliyorsun. Kimseye takılmıyorsun. O benim kafamı kırdı demiyorsun yani. Diyorsun ki benim kafam kırıldıysa Allah burada bana bir imtihan yazmıştır. Ondan sonra bundan dolayı bir hastalığım var. Bundan dolayı bir hastalığım var gibi. O yüzden dolayı cemaatler ve tarikatlar meselesinde Rabbim bütün halkımızın gerçekten doğru bilgiyi alıp cemaat ne demektir, tarikat ne demektir, ondan sonra İslam ne demektir bunu anlayabilmeye ikram etsin, ihsan etsin diyorum. Enes Kara ile alakalıdır gerçekten çok konuştuk. Bugün babası bir açıklama yapmış. Demiş ki onun intiharına sebep olan biz çok utandık, çok üzüldük evladımızı kaybettiğimiz için. Amma ve lakin bu durumdan da utandık. Bizim yüzümüzden cemaatlere ve tarikatlara saldırılıyor diye üzülmüş, çok üzülmüş adam. Evet. Ve benim çocuğum sorunu gitmiş olduğu yurt değildi. Benim çocuğumun sorunu o ateizm etrafındaki o arkadaşlarıydı diye. Orada boşluğa düştü. O boşluktan da bir daha çıkamadı diye bir açıklama yapmış. Allah kendisinden de razı olsun. Tabii evlat kaybı büyük acılardan bir tanesi. Rabbim inşallah rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Belki hocam, kalbinde bir... Seste ufak bir sorun var. Ben... Seste sorun yok değil mi? Devam. Olmasın zaten. Velhasılı derken bu şekilde olayı da tamamlamış olalım. Rabbim rahmet eylesin inşallah. Peygamberimizin bir müjdesi var diyor. Kalpte hardal tanesi kadar iman varsa o kimse gene kurtulacak diyor. İnşallah bir hardal tanesi bir imanı kalmıştır. Ateizmi sadece öyle fikir olarak kafasında oluşturmuştur ama kalbinde inşallah iman vardır o kardeşimizin. İmanlı olsa da intihardan sonra o iş sıkıntı. İntihardan sonra tabi durumu o şekilde ama cinnet deriz onu da öyle. Yani hocam Rabbim rahmet eylesin. Cemaat denince sizin aklınıza ne geliyor diye soracağım ama Abdurrahman hocamızın bir sözü var galiba. Yok yok ben benim mikrofon sorunum var mı Abdurrahman Hoca psikolojik baskı yapıyor Mecnun'a fazla konuştum vesaire diye. Neyse başka derdi yok herhalde. Hocam cemaat denince sizin aklınıza ne geliyor? Valla cemaat denince aklıma bin bir türlü şey geliyor yani. Normal şartlarda ben cemaatten daha çok tabi onları Abdurrahman Hocam da Mecnun Hocam da söylenmesi gerekenleri söyledi. Ben sadece ülke durumu olarak şöyle bir şey görüyorum. Onu belirteyim. Çok da bu konuya girmeyeceğim. Herkes bağırdığı için kimse birbirini duymuyor yani. Mesela bir ortamdayız. Herkes bağırıyor. Evet. 100 kişi toplanmışız. Herkes bağırıyor. Öncü yok. İşte bir adam hakem yok. Bir şey yok. Biz bunu eskiden voleybol maçlarında çok yaşardık. Normal şartlarda sayı olurdu. Emre Hoca dinliyor mu? Evet, dinlemiyor zannettim. Şey, biri baksın bari bana. Ben öyle anlatamıyorum yani. Ondan sonra ne bileyim sen Emre Hoca'yı almışsın karşına. Şimdi mesela eskiden voleybol maçlarında olurdu. Şimdi dışarı çıkar tamam mı? Deriz ki dışarı çıktı deriz. Karşı taraf dışarı çıktı diye bağırırdı. Ya dışarı çıktı ben de öyle diyorum.
tartışma çıkar yani. Dışarı çıktı. Evet doğru. Sayı sizin. Sayı bizim. Sayı sizin. Sayı bizim. Böyle olurdu yani. Böyle garip evet. bir şey. Ya futbol maçlarında veya buna benzer herhangi bir oyunda bunlar olur. Bu hakemsiz oyunlarda bu çok olur. Ben şu anda öyle bir olay görüyorum. Yani ben şimdi burada saatlerce olayları anlatmaya çalışırım. Ya işte öyle değildi işte babası öyle dedi. Mecit Hocam'ın dediği babası öyle açıklama yapmış. Olay aslında böyle değil. Ya bunun bir ay önce çekilmiş video bunu buraya nasıl bağlarsınız? Her gün üniversitede binlerce yani her gün üniversitelerde intiharlar olduğunda sen üniversiteleri kapatalım mı diyorsun? Fuhşiyatlar var, birbirlerini vuran gençler var. Üniversiteleri kapatalım mı diyorsun? Uyuşturucunun menbaı olmuş üniversiteleri kapatalım mı diyorsun? Bunları böyle anlatırım. Evet. Daha da anlatırım. Ama normal şartta da şu anda benim aslında konum şu. Ben bunu anlatırım da adam da bağırdığı için beni ne yapmıyor? Duymuyor. Beni duymuyor. Ben şimdi susma şeyindeyim artık yani susalım. Belki sustuğumuzu görünce onun lafı biter. Çünkü bağırıyor. Daha çok bağırma ihtiyacı hissediliyor. Evet hocam. Yani şöyle bir durulmuyor anlatabiliyor muyum? Yani... bir yere gidiyorsun diyorsun ki ya diyorum bazen öyle başıma geliyor. Mesela diyorum ya Türkiye'de bu kadar din düşmanı var mı diyorum ya. Hocam bana şu da denk geldi. Çok garibime gitti. Böyle beş vakit namazında bildiğim bir insan. Ondan sonra bu da aynı fikirde. Cemaatler ve tarikatlar kapatılsın diye bir şey paylaşmış. Abi sen abdestli de bazı insansın diyor ama i̇şte, bu adam bence bu bana sefer, sorarsan bu adam cemaatin ve tarikatın ne olduğunu bilmiyor. Heh, bu sefer bu da çok oldu. Mecid Hocam'ın dediği gibi. Mesela sosyal medyada benim bir video paylaştım. Ben biliyorsun bayağı şey, beni şey yaptılar yani. Kaldırıp indiriyorlar. Şimdi normal sitede bana kim saldırıyor biliyor musun? Bana Müslüman olduğunu iddia edenler saldırıyor yani. Yani Müslüman olduğunu diyor ki biz İslam'a saldırmıyoruz. Biz diyor Müslümanız ama tarikatlar şöyle olsun, cemaatler böyle olsun. Yani Türkiye'de şu anda bu işi bu hale getirdiler mi? Getirdiler. Getirdiler yani. Ama asıl bu da bir mesele ama asıl mesele şu. Birbirimizi duymuyoruz ya. Evet, o mesela, da çok doğruymuş. Evet. Sen bağırıyorsun, ben bağırıyorum, o bağırıyor. Biz hep beraber konuşuyoruz ve susmuyoruz. Şimdi mesela ben bazen şöyle diyorum. Ya diyorum bu ülkede var ya çok Müslüman var ya. Elhamdülillah diyorum ya. Ne güzel baksana diyorum millet çok Müslüman diyorum. Bazen diyorum lan bizim ülkede Müslüman mı kalmadı diyorum. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çok farklı olaylar var. Aynı mesela... Müslüman olduğunu iddia edip de çok farklı sesler çıkarıp mesela abi bu Müslüman ifadesi değil ya. Yani sen bunu konuşuyorsun ama bu ne değil? Bu bir Müslüman ifadesi değil yani. Evet. Diyebileceğin çok şey var. Çok olaylarla karşılaşıyorsun. Ama artık öyle de bir şey değilsin ki yetişme şeyinde yok. Konuşuyorsun geçiyorsun yani. Yani dönemezsin yani. O ne dedi bu ne dedi yok yani. Söylüyorsun karşıya geçmek zorundasın yani. Rüzgar hocam. Rüzgar nereden eserse aynen bizim öyle. Halkımız rüzgarın peşini oraya koşturuyor. Sonra tam tersi olay dönünce o bir tarafa. Mesela bir ara bizim bütün halkımız çıkıp Taksim'de biz Ermeniyiz diye bağırabildi. Sonra Ermenilerden tartışma çıktı. Başka bir şey oldu. O başka bir şey. Kim bir eline meşale alıp yürümeye başlarsa onun ardından koşturma oluyor. Yani acayip bir hal var. Onu demeye çalışıyorum. Bu sefer anlaşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Ben adama bir şey... Mesela adam benden hiçbir şey alma derdinde değil. O benim taraftarım, benim taraftarım, onun taraftarı, onun taraftarı. Değişmiyor yani. Kemikleşmiş. Kemikleşiyor. Bu sefer ne oluyor? Taraftar meselesini hiç düşünce, ya adama mesela misal adam bana yazmış ki, çok bu şey gelmiş, dini kullanıyorsun. Ya kardeş para istemiyorum ki ben. Ben para istemiyorum. Enes Kara olayını anlattığım için ben sosyal medyada bana diyor ki dini kullanıyorum. Para istemiyorum. Ben oy istemiyorum. Makam mevki istemiyorum. Bir şey istemiyorum senden yani. Ne, nasıl kullanıyorum mesela? Konuşmak da mı kullanmak? He, o zaman başka bir yere giriyor iş. Yani demek istediğimi hatırlıyor muyum? Evet. Aslında konuşmak bana zarar. Bana nefsime zarar. Niye? Evet. Binlerce insan bana hakaret ediyor. Binlerce insan bana küfür ediyor. Ben oradan ne para kazanıyorum, ne bir şey kazanıyorum, hiçbir şey kazanmıyorum. Doğru mu? Benim, evet. Bana nefsime zarar bu benim yani. İtibarıma zarar, her şeyime zarar. Ama normal şartta söylenmesi gereken de bir gerçek yok mu? Kesinlikle. Yani adam normal şartta resmen çıkıyor açıklama yapıyor. Yani ayıp ya açıklama yapıyor. Diyor ki işte sen söyle konserler şey özür diliyorum cemaat yurtlarında diyor böyle oluyor. Bu gençlerimizi bu yobaz zihniyetten bağnaz zihniyetten kurtarmamız lazım. Bir adam ne yapıyor? Açıklama yapıyor. Açıklama yapıyor. Şerefsiz terbiyesiz affedersin. Yayında da böyle konuşuyorum ama yani artık buna diyecek bir şey yok yani. Ya kardeş. Popstar.
konserler, senin konserlerinde, senin şarkılarında binlerce duygularını öldürdüğün gençler intihar etmiyor mu? Sizin camianızda, sizin olayınızda adamlar normalce biletle beraber, konser biletiyle beraber jilet satıldığını bilmiyor musun yani? Sen bunu bilmiyorsan zaten o işleri yapma. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra bugün insanları bunalıma sürükleyen bilmem ne yapanlar, şarkılar, türküler vesairesi değil mi yani? Adam bir dertleniyor, tak bir arabesk yer koyuyor, hepten dertleniyor. Perişan hale düşüyor. Yok mu, değil mi? Senin işte senin, ya senin derken o kişiye söylüyorum ya, senin yapmış olduğun mesleğin tezahürü. Ben, ama kimse çıkıp da demiyor ki ne? İşte albümler iptal edilsin, şarkıcılar kapatılsın demiyor. Aynı şey üniversiteler için geçerli. Üniversitelerde fuhuş var. Bak bir üniversitede fuhuş var mı? Var. Herhangi bir üniversitede fuhuş var mı? Var. Taciz var mı? Var. Birbirini vurma var mı? Var. Uyuşturucu var mı? Var. Ya olmayan üniversite yok. Yok ya. Kesinlikle. Hocam geçen hafta hastane muhabbeti. Hocam şurayı bitirin, evet. Özür diliyorum. Şimdi normal şartlarda bu şey yok. Siz söyleyin. Üniversite, kimse çıkıp demiyor ki üniversiteler kapatılsın. Ya alkol, sahte alkol şeyleri şey oluyor. İnsanlar ölüyor ya. Sahte alkolde insanlar ölüyor. Kimse demiyor ki alkol içenler cezalandırılsın. Ya demiyor yani. Evet. Ama bir ay önce çekmiş olduğu bir videodan dolayı Kur'an kursu. Belki de o çocuk Kur'an kursunda olduğu için intihar etmedi. Onları hiç ortaya çıkartmıyorlar. Belki de o çocuk tamamıyla işte belki de birini seviyordu. Belki de bir kız meselesiydi. Bambaşka bir meseleydi. Bunu ya böyle nasıl çevirirsin? Sınavdan yani? Kötü not aldı. Açıklayamadı. O yüzden. Aynen. Doktor da olmak istemiyorum diyor mesela. Ben doktor olmak istemiyorum diyor. E doktor olmak istemiyorsan belki de o çocuk o yüzden diyor ki ben kötü not aldım, aileme de söyleyeceğim. Belki o yüzden intihar etti. Şimdi bazı bizim tabiri caizse bizim yanımızda olan insanların şöyle ifadeleri var. Diyor ki hocam biz zaten ailesine kızıyoruz diyor. Siz işte biz bu işi İslam'a kızmıyoruz falan diyor. Bak güzel kardeşim, onu da buradan söylemiş olayım. Ben sosyal medyadan bu çok tepkiyi çok aldım, biliyor musun? Ailesine biz kızıyoruz, biz İslam'a kızmıyoruz falan diye, ama onlar belli ki şey, sağ cenah yani şeyler. Evet. Ya güzel kardeşim, ben ona zaten bir şey demiyorum. Ailesiyle alakalı konular, onların kendi psikolojik problemleri, olaylar, ben onlara karışmıyorum. Ama bu adamlar öyle demiyor. Bu hainler İslam'a saldırıyorlar. Kesinlikle. Yani normal şey, ben konuyla alakalı kalkıp da konuyla alakalı İslam'a saldırılıyor demiyorum ki. Ama bunlar İslam'a saldırıyorlar. Şarkıcısı, milletvekili, genel başkanı bilmem, adam diyor ki şaka gibi ya, diyor ki ya gerçekten benim gülesim geliyor böyle şeylere. Diyor ki şey kuracaklarmış, belediyelerinde bilmem neyinde hat kuracaklarmış, yurtlardaki işte böyle, ya sen önce git normalde üniversitelerde tacize tecavüze uğrayan, senin kendi belediyelerinde tacize tecavüze uğrayan insanların yardımına koşmaya çalışır. Hat kur, onları hat kur. Bırak bu işleri şimdi. Anladın? Evet. Üniversitelerdeki uyuşturucu, madem böyle bir şey yok, uyuşturucu kullanan gençlerin niye uyuşturucuya düştüğünü, ondan sonra hocama gerçekten belli sıkıntılara düşen gençlerin niye belli sıkıntılara düştüğünü, yani kalkıp da maddi sıkıntıdan bahsetmiyorum ben. Niye uyuşturucuya düşüyorsun? Niye zinaya düşüyorsun? Niye alkole düşüyorsun? Niye kötü yoldasın? Niye belli olaylarla iştigal ediyorsun, meşgul oluyorsun diye düşeceksen bunların derdine düş. Kalkmış işte yurtlarda bilmem ne yapıyorsun. Komik ya bunlar, gerçekten komik yani. Ama şunu da söyleyeyim yani, bana göre onların diyor kalpleri mühürlenmiştir, gözleri mühürlenmiştir, kulakları mühürlenmiştir var ya. Ben bu ayetin açılımını hep merak ederdim, biliyor musunuz? Yani nasıl acaba oluyor diye. Bak vallahi billahi var, bunu ayen beyen görüyorum ya. Ya akıl tutulması yaşıyorum, bir insan bunu nasıl görmez diye düşünüyorum yani. Bak bugün yine üniversitede intihar var. Bugün yine aç yine üniversitelerde şurada burada taciz tecavüz olayları var. Yani aç ya bu şey değil ki. Yani böyle bilmiyoruz işte, mağarada yaşamıyoruz ya, hepimiz bilgisayarındayız ya, değil mi? Evet. Sen bugün yaz, al bilgisayar önüne, al telefonunu tak yaz. Şu an konuşurken bile yaz, göreceksin ki bugün, iki gün önce, üç gün önce, günün falanca üniversitede şöyle bir olay olmuş, falanca üniversitede böyle bir olay olmuş. Anlatabiliyor muyum derdini? Evet hocam. Yani değişik bir olay var yani. Bu bağlamayı birileri yapıyor, birileri de peşinden gidiyor. Ama bu din düşmanlığıdır. Bunun kalkıp da tarikatla, yurtla, şunla bunla ne yoktur? Bağlantısı yoktur. Bağlantısı yoktur. Normal işte Kur'an öğretilen yer, Kur'an öğretilen yer, işte güzel kitapların öğretildiği bir yerde kalkıp da niye bir çocuk intihar etsin ya? Manevi boşluğunu dolduruyor orası. Oraya gitmeyen çocukların, ateist olan çocukların sen intiharına bak. Evet. Ha ben şu taraftarım, onu size söyleyeyim. Ne? Devlet incelesin. İncelesin taraftar. Adam gibi incelesin. Önce hak versin. Demek istediğimi evet. Atabiliyor muyum? Evet. Hak versin, incelesin.
Gerçekten incelesin. Abdurrahman Hocam ne dedi yayının başında? Öyle tarikatlar, tarikat denilen şeyler var. O da devletin suçu. Niye? Söyleyeyim. Çünkü sen şimdi normal şartlarda bak. Size çok acayip bir olay anlatacağım. Örnekle veriyorum, şeyi de bitiriyorum inşallah. Şimdi normal şartlarda misal söylüyorum. Ben bu ülkede tesisat diye şeyi vermiyorum. Neyi vermiyorum? Tesisat öğretmiyorum millete. Tesisatçılık şeyi yok. Tamam mı? Evet. Veya bu ülkede herhangi bir iş söyleyebilirsiniz bana. Bunu ne yapmıyoruz? Öğretmiyoruz. Tamam mı? Evet. Daha sonra bir adam geldi. Tamam mı? Bizim de tesisat neyine ihtiyacımız var? Dedi ki ben tesisatçıyım. Usta. Ben neyim? Tesisatçıyım dedi. Doğru mu? Evet. Şimdi bu adam, bu tesisatçı adam var ya. Bu tesisatçı adam ne? Etkili konuşuyor. Evet. Bu tesisatçı adam var ya. Bu tesisatçı adam, tesisatçı olmayan hatta adam gerçek bunu evet. Hepimizi kandıracak. Niye kandıracak? Çünkü hiçbirimize tesisat öğretmediler ki. Şu anda diyorlar ki filan çocuğu dolandırıcı çıktı. Ya kardeş beni dolandıramıyor. Büyük konuşmaktan Allah'a sığınırım. Evet. Anlamadın mı? Ben dolandırılmıyorum. Niye? Ben dolandırılmıyorum. Niye? Çünkü bana göre ben bu belli ilimleri ne yapmışım? Hocanın ben Eûzu billah diyor da onu diyorum ki tamam bu adam ne değil? Tokatçı. Bu diyorum yoluna çıkmış yani. Yoksa aynen. Normalde bu Eûzu diyen adamdan ne olmaz? Hoca evet. Hoca olmaz yani. E şimdi normal şartlar ama sen bunu güzel bir şekilde %80'i ben %80 diyorum biliyorsun. Müslüman olan bir ülkede din dersi vermemek zaten yani din dersini güzel vermemek, dinini güzel öğretmemek zaten bir akıl tutulması olduğu gibi. Evet. Aynı zamanda böyle bu şekilde vermediğin zaman da bu çocuk ne oluyor? Gidiyor bak bunlar kandırılabiliyor. Şimdi sen normal şartlarda devlet eliyle eğitimini güzel bir şekilde verdiğin zaman hiçbir tarikat senin çocuğunu ne yapamaz? Kandıramaz. Batıl olan. Batıl olan. Onu da söyleyeyim. Ya öbürü evet. Zaten kandırmadığı için söylemedim. Evet. Batıl olan, boş olan hiçbir tarikat seni ne yapamaz? Yani bebe şimdi ben gideyim bir yere bana desin ki kendini döveceksin. Hadi lan derim sen. Yürü siz kendinizi dövün. Ne alakası var böyle tarikat mı olur derim. Kendini kırbaçlayacağım bilmem ne. Şianın şeyleri bunlar derim. Geçin karşı. Anladın? Ama normal şartlarda asıl bir ne vardır? Asıl olan vardır. Evet. Yani şu anda şöyle. Süt var ya süt. Sütü evet, biliyorsun. Evet. Süt nereden çıkar biliyor musun? Özür dilerim. Kanla dişkinin arasından çıkar. Süt. Evet. Ama sen bunu birbirine karıştırırsan, inek haindir dersen sütü de mahvedersin. Kesinlikle hocam. Demek istediğimi anlamıyor muyum? Ama sen normal şartlarda bunu güzel bir şekilde ayıklarsan, o sütü oradan çıkartırsan, dışkı ile kanın arasından sütü ne yaparsan, güzel bir şekilde çıkartırsan, gerçek manada faydalı almış olursun. Şu andaki ülkemizdeki intihar vakalarında manevi doldurma ile beraber tarikat eliyle ne yapmış olursun? Durdurmuş olursun. Kesinlikle öyle. Bak ben yıllarca bu cemaatin içindeyim. Doğduğumdan beri bu cemaatin içindeyim. Cemaatin içinde bir tane intihar vakası duymadım ben. Bir tane. Şükürler olsun. Bak bir tane. Tamam mı? Evet. Bir tane bak tecavüz olayı duymadım. Bir tane. Söylüyorum bak burada. Duyan gelsin konuşabiliriz. Hiç sorun yok. Ama duymadım yani. Bir ben, tane. Şöyle diyelim o zaman ekranlarda. Tacizin, tecavüzün, intiharın yaşandığı bütün kurumlar kapatılsa desek. Hastaneler kapanır. Geçen hafta hastaneleri söylediniz bize. Hastanede hastaya tecavüz etmiş, şey yapmış, taciz etmiş. He. Bir tane hasta bakıcı bilmem doktor. O zaman hastaneler kapatılır mı ne yapacak? Kapatılsın. O da sıkıntı hastaneler yani. Kapatılsın. Hastaneler kapatılsın. Ya böyle bir... Yani bugün baktığınız zaman misal olarak. Şimdi şu da bir gerçek ki... Yani bir insanın kusuru kuruma da mal etmedilmesi de çok sıkıntı. Evet. Yani hani diyor ya işte kusursuz olan İslam'dır, Müslümanlar değil diye. Bu konularla evet. Alakalı da böyle. Şimdi misal olarak bir tane savcı çıkıyor veya bir tane hakim çıkıyor. Rüşvetçi, dolanbaz, böyle yani herkesin katakulli işlerini çeviren savcılar var ya. Evet. Şimdi bütün savcılar böyledir denir mi? Denmez. O zaman adliyeler kapatılsın diyemezsiniz ki. Orada gerçekten adalet için, orada gerçekten halkın refahı için, orada gerçekten sükuneti sağlamak için, orada gerçekten emniyeti sağlayabilmek için vazife yapan bir sürü salih niyetli insanlar var. Şimdi bir tanesi kalpazan diye hepsini ne yapamazsın, suçlayamazsın. Şimdi okullarda eskiden hep duyulurdu. Yok işte öğretmen öğrencisine taciz etmiş. Öğretmen bu ya. Eğitim için koymuşlar oraya. Hala da var da yani bu adamı eğitim için ne yapmışlar oraya? Koymuşlar. Bu adam bunlara eğitim verecekti. O onu taciz ediyor. Şimdi okulları kapatın veya eğitimi durdurun. Bu mümkün değil. Yani bu gerçekten
hani nasıl söyleyeyim size, tamamen akıl İslam tutulmaz düşmanlığıyla alakalı, İslam'a saldırılabilmek için kurulmuş, yapılmış bir hareket. Yoksa misal olarak ben şunu da söyleyip bitiriyorum. Hepimiz askerlik yaptık. Askeriyede düzeni sağlayabilmek için belli başlı kaideler, kurallar vardır. Sabah kalktığın saat bellidir, yemeğe gittiğin saat bellidir, nöbet tuttuğun saat bellidir, toplandığın saat. Hatta sizi acem birliğinde biraz yorarlar. Neden dolayı? Bir toplanmayı, disiplini öğren diye. Devamlı topla içtimayı, koyun gibi devamlı sayarlar ki olayı biraz anla diye. Şimdi evet, askeriyede bunu niye yapıyorlar? Oyun oynamak için mi? İnsanlarla dalga geçmek için mi? Hayır. Toplamışlar oraya misal olarak 200 tane 20 yaşında delikanlıyı. Bunları diyorlar ki biz ancak böyle zapt edebiliriz. Şimdi sen yatılı olan bölgelerde, yatılı olan yerlerde bir disiplin sağlamak için mecburen bunlara saat koyman gerekir. Sabah namazı saati, kahvaltı saati, ders saati, toplanma saati. Yoksa şunu diyemezsin. Misal olarak siz evladınızı bir yurda gönderdiniz. Üniversite okuyor veya herhangi bir yerde okuyor. Ya hocam ben bunu buraya gönderdim ama bu istediği saatte gelsin, istediği saatte gitsin, kafasına göre yaşasın dediğin zaman hocaya bu sefer hesap sorma hakkın olmaz. Ama öbür türlü hoca diyor ki arkadaşlar sabah şu şekilde, sabah namazıyla beraber kalkıyoruz. Kahvaltınız bu saatte, akşam girişleriniz şu saatte. Misal 8'den sonra kimse ne yapmaz? Giriş yapamaz. Neden dolayı? Bu sefer çocuk gece 1'de 2'de Allah muhafaza başına bir şey gelse hesabı hocaya sorulacak. O yüzden bu disiplin olayı da bambaşka bir şey. Yani çocuk oraya da saldırmışlar, o yüzden dolayı söyledim yani. Allah razı olsun hocam. Mesajlarımız var. Mesajlarımızı da okuyalım. Selamünaleyküm kardeşim. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, şeriatın olduğu yerde bunlara yer verilmez demiş. Halim, Allah razı olsun. Yalçındalar abimiz, Bayram Sele hocamız ve Fatih Öztürk hocamız bizleri takip ediyorlarmış. Selamları var. Aleyküm selam diyorum. Çocuk zorla namaz kıldırıldığı, zorla risale okutulduğu için intihar etti. İnsanlar sizin din tutkunuzu himayeniz altında bulunanlara dayattığınız ve nefret ettirdiğiniz için bunalıma giriyor. Farkında değilsiniz. Dininizi dayatmayın artık. Sevdirmiyor, nefret ettiriyorsunuz demiş bir kişi. Sonrasında selamünaleyküm hocam, bu şeyle fetva sorusu, onu da sorarım. Ah, Allah'ın alanın ahı yerde kalır mı? Yuva yıkanın yuvası olur mu hocam? Benim yuvamı yıktılar, hakkımı helal etmiyorum demiş. Oraya nereden geldik ya? Vallahi mesajlar geliyor böyle. Orada, evet. Biz de orada değildik yani. La ilahe fiddin var ya ayet-i kerimede, Bakara suresinde, dinde zorlama yok yani. Evet. Zorla bir şey öğretiliyorsa da bu da dinde yok. Yani onu da dinle, bir hoca böyle bir şey yapıyor. Dinde böyle bir şey yok. O hocanın hatası. Yusuf ayet-i kerime. Allah Celle Celaluhu bize sistemi öğretmiş. Yani dinde zorla bir şey öğretilme yok. Bir de saldırılacaksa tarikatlara, cemaatlere, dini kurumlara, İslami kurumlara, ya bu Meryem annemize iftira atan bir tane şaklaban yok mu sapık? Evet. Buna saldıralım. Bunu eleştirelim. Onu kimse konuşmuyor. Bunu kimse konuşmuyor. Fakülteler kapatılsın, ilahiyat kapatılsın. Ya iki tane tweet atıyorlar. Bir tane hoca efendi, İhsan hocamız, adını vereyim. Evet. Kadınla alakalı, giyim kuşamı ile alakalı bir ifade söyledi. İhsan hoca kadınlarla alakalı bir ifade söyledi. Doğru bir ifade yani. Ayet hadisi söyledi. Üç tane tweet attılar diye hemen görevden aldılar resmi. Hemen korkakça bir hareket, görevden aldılar. Ya bu adamla alakalı videolar çekildi, tepkiler yapıldı. Kamuoyu ayağa kalktı, Twitter çalkalandı, günlerce hashtag'de kaldı ama hiçbir yaptırım yok. Hala her gün bildiğim kadarıyla direktör mü, direktör yardımcısı mıydı? Evet. Rektör özür dilerim, direktör yok. Rektör yardımcısı mıydı? Direktör mü? Hala direktör olmaz ama hocam. Yok, ilahiyat ilahiyat başkan yardımcısı. Evet. Bütün ünitenin başkan yardımcısı kendisi. Adama hala hiç görevden azletme bile yok. Uzaklaştırma bile yok. Hocam, hapis cezasını alması lazım. Kutsal değerlerimize ifade ediliyor ama o bambaşka bir konu da. Mesela buna kimse saldırmıyor. Ya sapık bu adam. Senin peygamberine Allah'ın adına ayet indirdi. Allah'ın adına sure indirdi ya. Evet. Sure indirdiği Meryem suresi var. Böyle bir peygamber derecesinde bir hanımefendi olarak anlatayım. İfade yok. Aynen. Tepki yok. Evet. Diyaneti bu konuda ciddi çok tepkili. Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün imamlar, müftüler, ilahiyat rektör müydü? Yine unuttum. Rektörleri, evet. Rektörler, profesörler,
Yani çok ayıp. Gerçekten ayıp ya. Bunları eleştirin kardeşim. Hocam ben de bu mesajda direkt şunu anladım. Osman hocamızla, Mecit hocamızla siz de bir konuya değinmiştiniz. Bir kuruma bir isimden dolayı laf atılmaz. Bu kardeşimiz de yine birkaç kişinin yapmış olduğu, belki de hatadır, belki de böyle bir şey vardır. Ama yine aynı şekilde sanki bizler de aynı şekilde milleti zorluyormuşuz, millete bir şey yapıyormuşuz gibi bizi o duruma, o kefeye sokmuş. Yapmayalım lütfen. Ben onu rica ediyorum. Bugün bizim meclisimizde PKK ile fotoğraf veren insanlar var. Biz ne yapalım? Meclis kapansın mı diyelim? Ülkeyi mi kapatalım? Öyle bir şey olmaz. Kişiler hatalıdır. Kişileri direkt buradan görüşelim, konuşalım. Ama bir kişinin hatasıyla bütün cemiyeti de yiyemeyiz. Yemeyelim yani. Sonuçta Fransa'da, Avrupa'da özür dilerim, kedileri şeytanın aleti olarak gördüler. Binlerce kedi katledildi. Sonrasında bir tane fare oraya veba hastalığı getirdi. Bütün ülke katliam oldu. 75 milyon insan öldü vebadan dolayı. Biz de bu şekilde yaparsak gençlerimizi kaybederiz. Bugün gençlerimizin her birinin özgüven eksikliği var. Hitabet eksikliği var. Hedef eksikliği var. 17 yaşındaki bir tane genç bir ev, bir araba için yaşayamam deyip kendini öldürüyor. Ya böyle bir anlayış mı var? Olmaz. Eğer biz de bir şekilde kedilere kızıp öyle katledersek veba bütün gençlerimizin ruhunu kaplar. Avrupa'da intiharın başkenti olarak söylenen bir ülke var. Adını tam yanlış söylemeyeyim. İskoçya olması lazım ama Avrupa'da bir ülke. İntiharın en çok yapıldığı ve dünyada en çok cinayet, suç oranlarının en yüksek olduğu ülke de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani mesaj anlaşılmıştır yani. Konuyu uzatmak istemedim. Son final yapalım değil mi o yüzden? Allah razı olsun hocam. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İçeriden baskı var. Programımızı bitirmek durumundayız. Haftaya yine sizlerin karşısında olabilme dileğiyle sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.